Merhabalar, kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlere çok lezzetli ve çok pratik bir kahvaltı tarifiyle geldim. Bu kahvaltı tarifimi umarım beğenirsiniz. Dilerseniz hemen başlayalım. Yıkanmış olan domateslerimizin göbek kısmını alarak kabuklarını soymadan ince dilimler halinde dilimleyeceğim. Yaklaşık olarak 1 santim genişliğinde dilimleyeceğim. Domatesleri enine doğru dilimliyorum. Ben toplamda 4 adet domates kullandım. Siz domates sayınızı kişi sayısına göre ayarlayabilirsiniz. Tüm domateslerimi bu şekilde doğradım. Şimdi tavamın içerisine zeytinyağını alıyorum. Yaklaşık olarak 3 yemek kaşığı kadar zeytinyağını ekledim. Üzerine 3 diş sarımsak rendeleyeceğim. Evet, tüm sarımsaklarımı rendeledim. Şimdi üzerine 1 yemek kaşığı kadar tereyağını ekliyorum. Bu aşamada tereyağını ekledim çünkü yanmasını istemedim. Tereyağı eriyene kadar sarımsaklarımız kavrulacak. Evet, şimdi eriyen tereyağının üzerine dilimlemiş olduğum domates dilimlerimi tavanın içerisine diziyorum. Hazırlamış olduğum bu domates dilimlerini kahvaltı sofralarına ya da et yemeklerinizin yanına ara sıcak olarak da hazırlayabilirsiniz. Gerçekten harika bir lezzet oldu. Denemenizi tavsiye ediyorum. Evet, şimdi tavanın içerisine yerleştirmiş olduğum domates dilimlerinin üzerine göz kararı tuz serpiyorum. Ardından üzerine kekik serpiştireceğim. Evet, domateslerimin alt kısmı kızardı. Şimdi domateslerimi ters çevireceğim. Domateslerimi dilimlerken kabuklarını soymadım. Çünkü kabuklarını soysaydım domateslerim dağılacaktı. Bu yüzden siz de kabuklarını soymayın. Evet, tüm domateslerimi ters çevirdim. Şimdi domatesimin üzerine ben kaşar rendesi eklemeyi tercih ettim. Ama siz dilerseniz böyle de sade olarak da servis edebilirsiniz. Ama kaşarın da yakıştığını belirtmek isterim. Şimdi tavamın üzerine bir kapak yardımıyla kapatıyorum. Böylelikle kaşarın erimesini sağlayacağım. Evet, görmüş olduğunuz gibi kaşarlar eridi. Domates dilimlerim harika görünüyor. Ve böylelikle bir videomun daha sonuna gelmiş oldum. Beni izlediğiniz için teşekkür ediyorum. Videomu beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videomda görüşmek üzere. Hoşça kalın.